diş hekimleri sahadan çekilmiyor. Diş hekimleri bütün vatandaşların sağlığını korumak için kendini de karantinaya alıyor. Vatandaşların birbiri arasında izolasyonunu sağlamak için kendini feda ediyor diyebiliriz. Çünkü gerekli önlemler oluşana kadar diş hekimleri acil tedavilerin dışında Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği şu 12 kalem galiba acil tedavilerin dışındakilerini şu anda icra etmiyorlar. Fakat bu demek değildir ki sahadan çekilmek, tamamen sağlığın içerisindeyiz. Biz yarın için bu sürecin bugün 1-2 aylık süreç içerisinde tamamlanamayacağını düşüncesiyle bundan sonraki diş hekimliğinin yapacağı tedavilerde gerekli önlemleri oluşturmaya çalışıyoruz. Oluşturduktan sonra bu tabii ki bir de maddi bir külfet getirecek fakültemize. Bunları ayarladıktan sonra vatandaşlarımızın sağlığı için, vatandaşlarımızın taşıyıcı olanlarını birinden alıp birine taşımakta aracılık yapmamak için tedavileri bir müddet askıya almış durumdayız. Acil durumları alıyoruz. Fakültemizde de nöbet usulü arkadaşlarımız mesai saatleri içerisinde acil tedavileri yapıyorlar. Gerekli önlemleri alarak. Bunun çok uzun bir süre alacağını düşünmüyorum. Yaklaşık bir ay içerisinde biz eski bütün dental tedavileri yapabileceğimizi düşünüyorum. Altyapıyı oluşturduktan sonra tabii ki bakanlığımızdan, bir sağlık müdürlüğümüzden, bilim kurulumuzdan da görüşlerini alacağız. Altyapıda ortam sterilizasyonu, hastanın kabulü esnasındaki uygulama prosedürlüsü, hekimlerin korunması için gerekli fiziki tıbbi donanımlar, alet takviyesi, bütün bunları biz bir hastayı düşünün, hasta geldiğinde hastanın giydirilmesi, hekimin giydirilmesi, ortamın tedavi sonrası ortamın havalandırılması, kullanılan tıbbi ekipmanların artık tek kullanımlık olanların atılması, diğerlerinin belli bir aşamalarda sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması, bütün bu en hassas bir şekilde kişiden kişiye aktarımların, bulaşımların olmayacağı %100 garantili bir ortamı sağlayarak hizmetleri düşünmekteyiz.